Hiç olmazsa bana bu kemali göstersinler. Üçüncü ildi. Şahit atası gibi fahişe veriyorum ona. Üçüncü ildi bu ev bugünden. Hiç koklar da bağlanmış. Olmuş şişir. Gaz var. Gaz yoktu, ışın yoktu, su yoktu. Astara rayon sakini şəhid atası Abdullayev Məmməd artıq 3 ildir ki şəhid ailələri üçün tikilib təhvil verilən mənzillərin hazırki vəziyyətindən şikayətçidir. Şəhid atası bildirir ki, dövlətin onlar üçün tikdiyi bu evlərdə heç bir kommunal təminat yoxdur. Bu səbəbdəndir ki, artıq 3 ildə bu mənzillər demək olar ki, yararsız hala düşüb. Bu prezidə tektiyimiz evdir biz ki, şəhid ailəsi. Üçüncü ildi bu eve, ne gaz verilir, ne su verilir, evde uçulur kalır. Oho bizim hürmetli prezidentimizin zahmeti, bunlar niye zayi edilir? Bu şahit aylarına gösteren hizmetler, bu prezident tarafından, oho bu yerli icra mamurları bunları saymıyorlar, size kurban. Canan prezidentten benim xayişim var, bir tane xayişim budur ki, hala gelin gidin bakar mı kavlarda. Bak bir tane xayiş, hiç olmasın bana bir destek göstersinler. Hiç olmazsa bana bu kömürlüğü göstersinler. Üçüncü ildi, şahit atası gibi fahiş ediyorum ona. Üçüncü ildi bu ev, bu günler. Hiç koklar da bağlanmış. Olmuş şişir. Gaz var. Gaz yoktu, ışın yoktu, su yoktu. Hiç ne yoktu, ona göre de bu divar bu günler. Buraya köçen adam görev ışığı yandırsın. Gaz bu da, bunun ışığı yoktu. Gazı yoktu, bu da hiç bilmiyorum. Bu da gel, bu gaz. Yoktu işte, hiç birinden çekmiyorlar. Kadını koyuyorlar, buna çıkıp geliyorlar. Canan prezidente müracaat edeceğim ben, hayır şeyle. Kapılar da bağlanmıyordu, hamur şişir kalıp, hamur şişir, tökülür gibi ev divarları. Bu da, açalım. Bağlanmıyor, başka böyle bağlanmıyor. Bir tane bir utan, salamat dike kalıp, bu da, bakın. Bu da kapılar da burada var, bak. Hamı tökülür. Üçüncü ildi. Üç il. Divar ne kadar tav yedirsin. Gazsız, susuz ne kadar tav yedirsin. Bunun prezidentin valla bundan haberi yoktu. Prezidentin ganileridir bunlar, hainlerdir. Bizi kaldırırlar ayağına. Benim canım bu prezidente kurban. Gene böyle tikip verip bana.